top mermisini kaldırma, böyle bir işin gerçekleşmesine sebep olmak çok önemli. Arkadaşlarına moral oldu bu yaptığın iş. Dolayısıyla yani seni ödüllendirmek isteriz. Ne istersin? Benden bir şey isteder komutanı. O da der ki hiçbir şey istemem. Israr eder komutanı. Yok der, istemiyorum. Birkaç gün sonra gelir Seyit, der ki komutanım, komutanım hani geçen de bir şey dediniz ya bana, bir şey ister misin? Evet, istiyorum der şimdi. Ne der? Bir tayın istiyorum der. Yani bir öğünde bir askerin yediği yemeğe bir tayın denir. Doymuyor bu adam. Yapılı adam. Der ki iki tayın istiyorum. Peki der komutan, iki tayın verin buna. Birkaç gün sonra gelir der komutanına, komutanım o tayını benden geri alın. İstemiyorum. Neden? Arkadaşlarım bir tayın yerken ben iki tayını yiyemiyorum der. Boğazına geçmiyor der. Yani sonrasında köyüne döner bizim Seyit. Askere giderken bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Onu bırakır eşiyle köyünde. Askere gider. Dönüşte 8 yaşında bir çocuk karşılar kendisini kapıda. Kapıyı çaldığında bu kız çocuğu çıkar. Der ki Seyit, yavrum annen evde mi der? Çocuk da içeri der ki anne der, bir amca geldi seni soruyor. Tanımaz babasını, hiç görmemiştir. Sonrasında köyünde yaşamaya başlar Seyit. Solda bu arada Oğuzlar şehitliği. Savaş sırasında cepheden buraya getirilen, yaralı getirilen ve burada şehit olan 8 asker ve 2 subayın gömüldüğü yerdir orası. Daha sonra üzerine o şehitlik yapılmıştır. Evet, bizim Seyit köyünde yaşamaya devam eder. Burada yaptığı iş dağdan odun keser, odun kömürü yapar ve onları kasabada satarak geçimini sağlar. Nedir odun kömürü? Bildiğiniz mangal kömürü yani. 1934 yılında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal buraya gelir. Çanakkale'ye gelir. Şehitleri ziyaret eder. Daha sonra İzmir Çanakkale karayolu vardır. O yolda giden var ya, böyle daracadık virajlı yollar. Çapayla açılan yollar buralar. İşte o yolun açılış çalışmalarını başlatır. Sonra da Balıkesir Edremit'e gider. Edremit Kaymakamı'na der ki buralarda der bir Seyit Onbaşı olacak. Kendisini görmek isterim der. Kaymakam öyle birini tanımadığını söyler. Bunun üzerine kaymakamı güzel demir haşlar. Der ki sen ne biçim idarecisin? Bu günlerimizi borçlu olduğumuz kahramanlardan biri burada ama senin bundan haberin bile yok. Hemen der Seyit bulunup getirilecek buraya. O günkü şartlarda yapılacak iş yapılır. İki tane jandarma gönderilir köye. Jandarmalar köy meydanına vardığında birkaç yaşlı amca oturmaktadır. Selamları kim? Aleyküm selam derler. Biz Seyit'i göreceğiz. Onlar da der ki valla Seyit köyde durmaz ki gündüz. Çalışıyordur. Dağdadır. Akşama da şu yoldan gelir derler. Dağ yolunu gösterirler. Jandarmalar gider dağ yolunda bekler Seyit'i. Akşam olduğunda Seyit eşeğine kaçak odunları kesmiş. Bir eşek kaçak odunu kesmiş geliyor. Jandarmalar görünce der ki eyvah yakalandık der. Bırakır eşeğe kaçar. Jandarmalar seslenirler. Der Seyit derler. Yani kötülüğe gelmedik. Döner gelir. Alırlar Seyit'i. Bütün gün dağda bayırda çalışmış adam. Toz toprak içinde tabii. Götürürler bir kaymakamın evinde güzelce yıkayıp temizlerler bunu. Sonra nahiye müdürünün de bir takım elbisesini alıp giydirirler Seyit'e. Ardından paşayla otururlar. Kahve içerler ve sohbet ederler. Sohbet sırasında bu nahiye müdürünün elbisesi dardır Seyit'e. Seyit kemikli, yapılı bir adam. Ceketin kolu sökülür. Paşa bunu görür ama gönül koymasın, üzülmesin diye görmezlikten gelir. Yanındakilere der ki, çocuklar der, Seyit'in üzerine gelmesi çok güzel. Ona da çok yakışmış. Aynısından der, iki takım diktirip verin. Benim hediyem olsun kendisine der. Seyit de der ki, paşam, siz o elbiseyi bizim nahiye müdürüne diktirin. Bu üzerine gelirse emanet. Şimdi de geldik söktük der. Kolunu söktük yırttık. Benim elbisem yok. Benim elbise alacak param yok. Evet, görüşmenin sonunda Mustafa Kemal kendisine gazilik maaşı bağlatmak istediğinde Seyit Onbaşı aslında bugün de bu ülkenin her yerine yazılıp asılması gereken bir laf eder.
Der ki paşam, biz bu vatanı para için savunmadık der. İstemiyor ve istemez. Evet, o gazinin maaşını istemeyen seyidin çuvalla parası yoktur. Yokluk içinde zatürre olarak görmüştür köyünde. Ama bir şey söyleyelim, sadece seyit değil. O dönem insanların hepsi yokluk içindeydi. Yani aslında ortak bir kaderi paylaşmıştır. Seyit de diğer, tıpkı diğer kahramanlar gibi, bu ülkede yaşayan diğer insanlar gibi. Ve şimdi köyündedir mezarı ama bizim insanımız vefalıdır, bakmayın siz. Unutmaz. Günün birinde giderler, onun köyüne Seyit Onbaşı'nın adı verilir. Ve o köyün adı şimdiki, eski adı Çamlık olan köyün adı şimdi Seyit Onbaşı Köyü'dür. İzmir'e giden varsa yol üzerinden görmüş havaalanı vardır. Havran'da, yolun kenarında. Havaalanının adı da Seyit Onbaşı Havaalanı'dır. Bence doğru da yapılmıştır. İyi yapılmıştır. Onların yapıldıklarının unutulmaması lazım. Yoksa hatırlatırlar adama, değil mi? Evet, şimdi Boğaz'ın kıyısından kara savaşlarının yapıldığı yerlere doğru gidiyoruz. Bakın aşağı yukarı o Nusret'in mayın döşediği alana hemen hemen geldik. Şu birazcık daha karesi. Şu anda çok daha iyi görünmüyor ama geniş alan. Yani dolayısıyla o gemilerin manevra yaptıkları yerdir burası. Şimdi kara savaşlarında değişiyor iş. Deniz savaşlarına buraya gelen İngiliz ve Fransız donanmasıydı. Ancak kara savaşlarında bunlar sömürge askerlerini de getirmişlerdir. Sömürge demek, gidip bir ülkenin toprağına el koyuyorsun, orada olan ne varsa karşılık vermeden alıyorsun. İşte adamlar el koydukları yerdeki altını, gümüşü, ne varsa domatesi, patatesi almışlar, yetmemiş insanı da almışlar. Ve bizim karşımıza getiriyorlar, savaştırıyorlar. Bir kısım Müslüman bunların, yani Hindistan'dan, Somali'den, Sudan'dan, Yemen'den, Senegal'den gelen Müslüman askerler olduğu gibi. Ya bugün bile haritada yerini bulamayacağımız yerden, Kanada'dan gelen asker var, Avustralya, Yeni Zelanda, İskoçya, İrlanda'dan gelen askerler var. Ya adamlarla hesabımız yok ama getiriyorlar, savaştırıyorlar ve biz de vatan savunmasındayız. Dolayısıyla onlarla savaşıyoruz. Evet, şu anda Soğanlı Dere Vadisi'ndeyiz. Muhteşem bir yerdir burası. Gerçekten çok harika bir yerdir. Sarı Tepelerin arka tarafı bizim cephe gerisi alanımızdır. Solda şimdi ağaçlar, evet. Şimdi soldaki tepelerin ön yüzü ise kara savaşlarının yapıldığı yerler. Hani insan kanı sel olup aktı derler ya, işte o tür dereler vardı. Tabii derede kan akmaz. Derenin suyuna karıştığı zaman kızıla boyar o insanların kanı. Çünkü kan katılaşır. Ama öylesine kıpkızıl akar ki insan kanı sanki dereden akıyor görüntüsü verir. Oralarda savaş olurken hemen gerisinde bu tür yerlerde de hastaneler yapılır. Ve hastanelerin yanında hastane şehitlikleri vardır. Şimdi az sonra bir tanesini sağda göreceğiz. Buradaki Soğanlı Dere Hastane Şehitliği'dir. Bakın şu bayrak var, şu bayrağın olduğu yer gerçek bir şehitliktir. Yani orijinal şehitlik. Yani şehitlerimizin başına konan mezar taşları hala duruyor orada. Biz bunu ziyaret etmiyoruz. Bir sonrakini, Şahin Dere Hastane Şehitliği'ni ziyaret edeceğiz. Bugün bazılarınızın aklına şöyle geçebilir. Ya bak işte bir yere uğramadan geçiyoruz. Bakın her yere uğramaya kalkarsak 2 günde bitmez burası. Dolayısıyla biz benzer olanlardan birini ziyaret ederek bugün size yarımadada her yere gideceğiz. Bazılarını ziyaret edeceğiz. Böyle bir ziyaret rotamız, bir yolumuz olacak. Şimdi bakın, bir 5 dakika sonra şehitliğe varacağız ama kısa bir şey söylemek istiyorum size. Çanakkale Savaşları, daha doğrusu 1. Dünya Savaşı içindeki cephelerden bir tanesi olan buradaki savaşlar bizim açımızdan çok ama çok önemli. Bir defa 1. Dünya Savaşı'nda savaştığımız 9 cepheden kazandığımız tek cephe budur. Sadece bunu kazandık. Hepsini kaybettik. Tabii Balkanlarda açılan Romanya, Makedonya, Galicia cephesini bir kenara koyun. Çünkü o bizim sınırlarımız dışında müttefiklerimize destek olmak için gittiğimiz cephedir. Ama onun dışındaki cephelerin tamamını da kaybettik. Kazandığımız tek cephedir. Ya bu cephe de kazanmamız bizim 200 yıldan fazla
geri çekilmemizin durduğu yerdir. Ta Viyana kapılarından döndük. Avrupa gidenler bilir, Viyana Avrupa'nın ortasında. Oraya kadar gittik ama sonra geri çekildik. İşte burada ilk defa durdurduk. Ve buradan sonra burada Çanakkale'de savaşan rütbesiz erden en yüksek rütbeye kadar savaşıp ve sağ kalan askerlerin hepsi Kurtuluş Savaşı'nın çekirdek kadrosunu oluşturur. Ve burada bazı önemli şahsiyetler ilk defa tarih sahnesine çıkmıştı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Marşal Veli Çakmak, Kazım Karabekir, Fahrettin Altay, İzzettin Çalışlar gibi rütbeli subayların da hepsi dediğimiz gibi Kurtuluş Savaşı'nın çekirdek kadrosunu oluşturur ve yine o kahramanlar bugün üzerinde yaşadığımız bu devleti kuran insanlardır. Dolayısıyla Çanakkale'de devletimizin temelleri atılmıştır. Çok büyük bedel ödenmiştir bu temel atılırken. Bugün ziyaretiniz sırasında işte size bunu aktarabilirsek doğru bir şey yapmışız demektir. Sizin buraya gelmiş olmanız, kış günü gidip sıcak odalarda, ne bileyim bir yerlerde, kafelerde oturup çay kahve içmek yerine buraya gelmiş olmanız çok önemli. Çok önemli. Buraya değer verdiğinizi gösterir. Burada neler olup bittiğini bizzat yerine görmek istediğinizi gösterir. Bu aslında işte bir zamanlar burada bizim için kendini feda eden insanların boşuna hayatını vermediklerini gösterir. Bu itibarla ben teşekkür ediyorum. Yani bu bölgenin insanı olarak, bu ülkenin insanı olarak, buraların bir gönüllüsü olarak mı gezdiniz? Evet. Belki bilmiyorum, böyle bir anlatım oldum ama buradaki ziyaret sırasında efendim işte Peygamberimizin buradaki savaşa katıldığını, işte Ebabil kuşlarının bizim ordumuza yardım ettiğini, yeşil sarıklıların aslında bu savaşı kazandığı gibi anlatımlar vardır. Benden bu tür şeyler duymayacaksınız çünkü bu gazilerimizi ve şehitlerimize yapılabilecek en büyük hakarettir. Adam canını vermiş, daha ne yapsın? Canını vermiş adam. Yani eğer burada efendim Ebabil kuşları savaş kazandıysa niye bu kadar şehit verdik? Ayrıca buraya gelen Ebabil kuşu Kafkas demek ki değil, öyle değil. Burada askeri strateji doğru uygulanmıştır. Bir ikincisi askerimizin maneviyatı elbette çok önemli. Nedir? İşte Seyit o gülleyi kaldırır. Bir gün sonra kaldıramıyor adam. Kaldıramıyor. Israr ediyor komutanı. Kaldır evladım diyor. Kaldıramam komutanım. Lan bir gün önce kaldırdın diyor. Komutanım o zamandı diyor. Benim böyle bir anı yaşamam lazım. Israr ediyor komutan. Hayırdır dene. Peki diyor, deniyor ama kaldıramıyor. Sonra içi boşaltılıyor ve o bildiğimiz orijinal fotoğrafı o şekilde çektiriyor. Yani ağırlığı düşürülerek çektiriyor. Mermi kaldırıyor. İnancımıza göre işte Allah böyle yardım eder. Yoksa Peygamberimiz Çanakkale'ye geldi. Ama biz Mekke Medine'yi de kaybettik. Hicaz cephesine de yenildik. Değil mi? Peygamberimizin mezarının olduğu yerler orası. Dolayısıyla bazı şeyleri karıştırmamak lazım. Bazı şeyleri ne bileyim daha duygusal bir yere taşımak için yalan yanlış şeyler anlatmamak lazım. Bence çok doğru değil. O yüzden ben anlatmayacağım. Dilim döndüğünce tarihi, tarih kişilerden bahsetmeye çalışacağım. Zaten bence ihtiyaç da yok böyle bir şeye. Ya burada müthiş bir destan var. Ondan bahsedebilirsek yeterli olacaktır. Gittiğimiz her yerde lavabolar